Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle tanıdığımız Ümitcan Uygun, son olarak Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ümitcan Uygun'un abi ise serbest bırakıldı. Ankara'ya gidelim. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Sabri Uğurbaş'tan dinleyeceğiz. Mehmet Sabri. Hikmet Öztürk, geçtiğimiz yıl 3 Haziran'da Keçiören'deki evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmada gözaltına alınmasıyla birlikte Ümitcan Uygun ismi sık sık gündeme gelmeye başlamıştı. Çeşitli suçlarla gündeme gelmeye başlamıştı. Ardından yine canlı yayında sosyal medyada kadına şiddet uygulaması, sosyal medyada uyuşturucu kullanımı özendirme gibi konularla gündeme gelen Ümitcan Uygun cezaevine de girmişti ve yaklaşık 7 ay uyuşturucu madde kullanımını özendirme suçundan cezaevinde yattıktan sonra 17 Temmuz'da serbest kalmıştı. 17 Temmuz'da serbest kalmasının ardından 3 hafta bile geçmeden bu kez Mamak'ta yalnız yaşadığı evinde ölü bulunan Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alınmıştı ve geçen adli sürecin ardından da kasten öldürme suçlamasıyla tutuklandı. Tabii Ümitcan Uygun'un tutuklanmasıyla birlikte ağabeyi Erol Uygun daha önceki olaylarda olduğu gibi bu kez de yine hem Esra Hankulu'nun ailesine yönelik tehdit ve aşağılayıcı ifadelerde bulunan hem de devletin çeşitli birimlerini aşağılayan ve tehdit deden sosyal medyada paylaşımlar yaptı Erol Uygun. Ve Erol Uygun da bu paylaşımlar üzerinde geçtiğimiz cumartesi günü gözaltına alınmıştı. Gözaltında emniyetteki işlemlerinin ardından adli savcılığa sevk edilen Erol Uygun, savcılıktaki işlemlerin ardından da nöbetçi mahkemeye sevk edildi ve nöbetçi mahkemede de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tabi hem Aleyna Çakır soruşturmasıyla ilgili bazı noktalarla ilgili soruşturmalar hem de Esra Hankulu'nun şüpheli ölümüyle ilgili soruşturmaları devam ediyor. Ümitcan Uygun'un şu anda da kasten öldürme suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Abi Erol Uygun da çeşitli sosyal medyadan tehditkar paylaşımlarda bulunmuştu ve bu paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki işlemlerin ardından da nöbetçi mahkemeye sevk edildi ve nöbetçi mahkeme tarafından da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili, konuyla ilgili hem Ümitcan Uygun hem de Erol Uygun'la ilgili soruşturma devam ediyor. Biz de gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz diyelim. Sözü tekrar merkeze bırakalım.